İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, İsviçreli Ermeni Vartan Sırmakeş ve Hristiyan Gelici tarafından kurulan tekstil fabrikasının açılışını yaptı. Zohrab Manataganyan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı bu resmi ile görüştü. Fransa'da gösteriler devam ediyor. Halep'te su arıtma tesisinin modernizasyonu tamamlandı. Afyon'da bin yıllık kilise duvarlarının dinamitle patlatıldığı iddia edildi ekonomik kriz mi yoksa çürüme mi? Everest'i fetheden Ermeni daha dağcı yeni başarılara hazırlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan'ın katılımıyla Gümrü'de Sassex Tekstil Fabrikası açıldı. Fabrikayı İsviçreli Ermeni ve yardımsever Frank Müller firmasının kurucusu Vartan Sırmakeş ile Christian Gelici kurdular. Başbakan vekili yaptığı açıklamada bir hafta içerisinde ikinci kez aynı özelliği taşıyan fabrika açılışlarını gerçekleştirdiğini belirtti. Paşinyan, bunlar bizim diaspora Ermeni vatandaşlarımızın yatırımlarıyla açıldı. Tam kapasiteyle çalıştabilmek için şimdi onlar elemanlar hazırlamakla işe başlıyorlar. Bu durum bizim ekonomik devrimimizin yaklaşımlarıyla aynıdır. Siyasetle ilgisi olmayan insanlar sorumluluk üstlenerek kendi adımlarını gerçekleştiriyorlar bu adımı attıklarında hükümetten onlar için elverişli koşullar yaratmalarını talep ediyorlar dedi. Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Zohrab Manatsaganyan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wes Mitchell ile 6 Aralık'ta Milano'daki 25. Agit Bakanlar Konferansı çerçevesinde bir araya geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan News IM'e yapılan açıklamaya göre taraflar politik diyaloğun daha aktif kullanılması doğrultusunda efektif adımların atılmasını vurguladıkları ikili gündemdeki konuları ele aldı. Görüşmeciler Ermenistan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetler Arası Komisyonu'nun çalışmalarına dikkat çekerek ticaret ve ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Bakan Vekili Manataganyan yaptığı açıklamada, Ermenistan hükümetinin önceliklerinden biri yüksek teknolojilerin, yaratıcı eğitimin ve inovasyonun alanları olan kalkınma gündeminin tanıtımıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ortaklarla işbirliğinin daha da derinleşmesine işaret etmektedir dedi. Ermenistan tarafının Dağlı Karabağ sorununun barışçıl yoldan çözülmesi konusundaki yaklaşımına değinen Zohrab Mnatsakanyan, Ermenistan'ın Agitmis grubu çatısı altında Artsah Karabağ sorununun barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulması konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ederek ABD ile diğer Agit Mis grubu eş başkanı ülkeleri Fransa ve Rusya ile ortaklaşa çabaların altını çizdi. Görüşmede bulunanlar, uluslararası ve bölgesel gündemde bulunan bir takım karşılıklı ilgi alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Le Parisien adlı gazetede yayınlanan röportajında Fransız hükümetinin resmi temsilcisi Benjamin Grivo, gazetede yayınlanan bir röportajda radikallerin sarı ceketleri kullanarak Fransa'da hükümeti devirmeye çalıştıklarını söyledi. Elize Sarayı'ndan çok uzakta olmayan ve 8 Aralık'ta gerçekleştirilen protesto eylemi hakkında yorumda bulunan Grifo politik ve radikal unsurlar hareketi kullanmaya çalışıyor. Onların amacı hükümeti devirmektir dedi hükümet sözcüsü gösteriler sırasında ateşli silahların dağıtılabileceği konusunda endişelerini dile getirdi. Grivo, cumartesi günü Paris'teki protestolara katılmama konusunda tavsiyede bulundu. Bu benim vermek istediğim tavsiyedir dedikten sonra şunları ekledi. Protestolar sırasında saldırılara dengeli ve kararlı bir cevap verilecektir. Bugün ise Paris'te birkaç yüzü bulan kızlı erkekli lise öğrencilerinin katıldığı protesto eylemi gerçekleştiriliyor. Fransa Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferran'ın 7 Aralık'ta verdiği bilgiye göre Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron gelecek hafta ülkedeki durum hakkında bir açıklamada bulunacak. Fransa Başbakanı Edward Philippe'in yaptığı açıklamaya göre cumartesi günü gerçekleşecek sarı ceketliler mitingleri sırasında düzeni sağlamak için Fransa genelinde 89 bin kolluk görevlisi seferber olacak. Bunun 8 bin ise Paris'te görev alacak. Suriye'de Halep şehrine içme suyu temin eden drenaj istasyonunun modernizasyon çalışmaları tamamlandı. Konuyla ilgili bilgiyi Armen Press muhabirine istasyon müdürü Kefah Lababit verdi. Ria Novosti Ajansı'nın aktardığına göre Lababit şöyle dedi. Birkaç yıl boyunca şehri kontrolleri altında tutan teröristler altyapıyı yok etti. Geçtiğimiz yıl Halep'in su arıtma istasyonu binasını yeniden inşa ettik ve modernizasyonunu tamamladık. Su arıtma istasyonu şimdi tüm şehre içme suyu sağlıyor. Fırat Irmağı'ndan her gün 450 bin metreküp su arıtma istasyonlarından geçiyor. Afyon Karahisar'ın İhsaniye ilçesinde yer alan Fırık Vadisi definecilerin istilasına uğradı. Bölgedeki kaya mezarları, kilise ve kaleleri acımasızca tahrip eden vandallar tarafından Milattan sonra binli yıllarda kaya içine oyularak yapılan Ayazini Kilisesi'nin duvarlarının da dinamitle patlatıldığı iddia edildi. Yaşanan çökmeler nedeniyle manastır özelliği taşıyan kilisenin bazı girişleri kapanırken iç duvarlara yazılan yazılar ve gamalı haçlar dikkatlerden kaçmadı. Bölgede yaşanan tahribatla ilgili basına konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Ümit Erhan Kur şu bilgileri verdi. Yaptığımız incelemelerde define avcılarının özel bir aletle yumuşak yapıya sahip duvarlara delik açtığını, daha sonrasında ise bu deliklere dinamit okumlarını yerleştirdiğini tespit ettik. Patlamalar birçok yapıya zarar veriyor. Afyon Karahisar Müze Müdürü Mevlüt Üymez, kazıları engellemek ve tarihi değerleri korumak için jandarma ve diğer kurumlar yoğun bir çaba içinde. İş öyle noktaya geldi ki bölgede geceleri drone denetimi yapılıyor dedi. İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk, "Burada çok önemli kiliseler, kral mezarları var. Tüm çabamıza rağmen Ayazini Kilisesi başta olmak üzere bazı yapılarda tahribat var." dedi. Ekonomi alanında araştırmalar yürüten Profesör Doktor Fuat Ercan'a göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik süreç kriz özellikleri taşıyan bir çürümeyi içeriyor. Profesör Doktor Fuat Ercan değerlendirmelerde bulundu. Kriz bir anda patlak veren çelişkilerin ani patlamaların açığa çıktığı andır dedi. Siyasi iktidarın algı yönetimini kriz dönemlerinde daha fazla kullandığına değinen Ercan, mevcut ekonomik durum için dışarıdan gelen bir kriz ya da manipülasyon yok dendiğini, bu sebeple de olay anına bakanların yalnızca iktisadi veya siyasi krize odaklandığını belirtti. Olay anından uzaklaşıp biraz uzaktan baktığımızda bu Türkiye'nin bütün hücrelerinde kendini hissettiren toplumsal bir kriz dedi krizin dünya kapitalizm sistemine entegre olan Türkiye'de bütün toplumsal yapıda kendini ele verdiğini ifade eden Ercan, mevcut durumu çürüme olarak tanımlıyor. Ercan'a göre kriz karşısında baskı mekanizmaları ise devletin manevra gücünün azaldığına işaret ediyor. Yeniden üretememe krizlerinde sorumluluk siyasi iktidara aittir. Onun çözümsüzlükleri arttıkça siyasi iktidar daha fazla baskı mekanizmalarıyla gündeme gelir. Dağcı ve koşucu Ara Haçadıryan Lübnan doğumlu. Lübnan iç Savaşı başladığı sırada ailesi Fransa'ya yerleşti. Ara Çadıryan, Armen Press'le yaptığı röportajda Marsilya'ya yerleştiklerini anlattı. Yıllar sonra Ara kuyumculuğa başlıyor ve kısa bir süre sonra kendi iş yerini kuruyor. Araha Çadıryan şöyle dedi. 40 yaşıma geldiğimde Lübnanlı yakın arkadaşlarım beni maraton yarışına davet ettiler öneriyi beğendim ve aktif bir şekilde antrenmanlara başladım. Bu hazırlık sürecinde maraton yarışından heyecanlanmış bir şekilde aktif antrenmanlara devam etme kararı aldım. Bir müddet sonra zaten Fransa'daydım, yarışma için bir davet aldım. Antrenmanlarımın yüksek seviyede tutmak için 4810 metre yüksekliği bulunan Mont Blanc Dağı'na çıkmayı kararlaştırdım. Güneşin tadını çıkardığımda çok etkilendim ve çok cesaret vericiydi. Dağcılığa devam etmem için bu itici bir güç oldu. O daha sonra Kilimanjaro Dağı ile Ararat'a çıktı. Ararat zirvesine çıkması ara için çok etkileyiciydi. Everest zirvesine giden yolu zorluydu ve grup üyelerinin çoğu yarı yoldan geri döndü. Son gün ise oldukça etkileyici geçmiş. Haçadıryan sabah zirveye ulaştığımızda 8.848 metre yüksekliği aşmıştık. Çok etkileyici ve çok değişik heyecanlardı dedi. Everest zirvesine tırmanırken Türkiye Cumhurbaşkanı'na tarihle yüzleşip Ermenilere uygulanan soykırımı tanıması çağrısında bulunan bir mektup yazdı. Mektubun sahibine ulaşması için Marsilya'dan Yerevan'a Barış Maratonu adını verdiği yeni bir girişimde bulundu. Bu yeni girişimini bu yılın Nisan'ında Marsilya'dan başlayıp Temmuz ayında Yerevan'da bitirdi. O, bu maraton sırasında 8 ülke ve yaklaşık 5000 kilometre yol katetti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Van adlı etnografik müzik ve dans Derin tamamını Bahter Nisan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.